bugün köke bir ilaçlama çalışması yapılacak. Ben sabahleyin belediyeye gittim. Dedi ki saat 10'da eylem yapacağız biz çevreciler. Bu betonun tamamen kırılması lazım. Ve molozlarla doldurulan, inşaat hafriyatıyla doldurulan toprağın da değişmesi lazım dedim. Bu ağaç bizim Osmaniye'nin. Biz tamamen bugün ağacın kurtulması için çözüm koşuyoruz. Kimse eski hesaplaşmalarını, siyasi şeylerini yapamaz. Buna izin vermez. Yaprakları açıyorlarmış. Evet. Dibinde mantar var. Evet, bu ağaç mantarlaşır. Havalamamış. Basıkmış evet. Bu ağaç. Üzerine yaramaz toprak dökülmüş. Evet. Hafriyat toprağı. Yani çöpe atılacak toprağı getirmişler. Ağacın dibine sermişler. Hı. Ağaç sevildiğini anlasın. Aynen öyle. Yani bu ağaç sevilmemiş. Bu ağaç sıradan bir ağaç değil. Bu ağaç bir kültür. Aynen. Bu ağacın içerisinde Cumhurbaşkanı şurada çay içmiş. Onu diyorum zaten ki anne. Oturma bankasını oraya alın. Çiçekliğin oraya. Yani şu havzanın açılması yani. Tavsiye. Ne zamandan beri mücadele ediyoruz çevreci grup? 3 Nisan'dan beri. Hadi aynen. Biz burayı şey yaptırdık. Kavga dövüş. Bir hafta oldu değil mi? Oldu. Bir hafta evet. Oldu. Bir hafta oldu. Bir hafta oldu aşkıralım. Geldiler. Buradan toprak analizi yaptırıyoruz diye. Gittiler bir yerde. Analiz yaptı denildi. Şuraya bir çukur. Şuraya bir çukur. Oraya 4 yere bir çukur. Bir de bir şeyler yarım kilo kadar. Vitamin tarzı falan. Vitamin dediler, ilaç dediler. Yukarıya bir şeyler demek. İlaçlar da. Yetmeyecek. Bu bizim ilk hedefimiz kahvenin eski düzenine, şu açıklığına da kavuşup en azından dirilecekse, yeşerecekse, tabii. Bu imkan da varsa bir an önce olmaz. Yani bizim tek derdimiz bu. Yani başka hiçbir şey değil. Bu çınarın sahibi tüm Osmanlı. Tabii, tüm bu bizim değerimiz yani. Biz önemli biz değerlerimize sahip çıkmak istiyoruz. Sağ olun sizler geldiniz. Büyüklerimiz geliyor, kardeşlerimiz geliyor. Çınar için bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Zaten bu yapıldı. Ya yapılmışken az bir şey daha açılırsa, bir ümit varsa da içimizde kalmasın. Tek derdimiz bu bizim. Ya tabii zamanında alınmış yanlış kararlar, yapılan bir takım yanlış uygulamalar neticesi ortada. Zaten hep birlikte Osmanlı olarak buna tanık oluyoruz. Yani kentsel dönüşüm aslında sadece toprağı ya da doğayı taşa dönüştürmek değil, toprak ve doğayı koruyarak bulunduğumuz kenti güzelleştirmektir. Ya şimdi Çınarlı Kahve deriz biz. Yani biz lise çağlarında bizim burası buluşma noktamızdı arkadaşlarımızla. Yani bir kahvehane adını vermiş bir çınardan bahsediyoruz. Ki asırlık bir geçmişi var. Yani gerçekten Osmanlı için değerli. Yani böyle değerlerimiz çok az. Bir Gebeli Mahallesi'nde bir çınar ağacımız var. Keza Karaoğlan Parkı'nda ağaçlarımız vardı. Duruyor. Kesildi. Bir takım ağaçlar yine kurumaya yüz tuttu şu an. Hala onları da kurtarabiliriz. Aslında buranın bize örnek teşkil etmesi gerekiyor. Buranın betonunda kırılması lazım. Ya tabii ki öyle. Yani bizim bu değerimize sahip çıkacağız ki bundan sonraki değerlerimize de sahip çıkabilelim yani. Bu önemli aslında. Burada verilen her bir tepki ilerisi için çok önemli.